Merhaba arkadaşlar, Food Coach burada. Yepyeni bir FIFA 22 Ultimate Team videosuyla karşınızdayım. Hepiniz hoş geldiniz. FIFA 22'de Serie A haftası resmi olarak başladı. Serie A'yı çok seviyoruz. Serie A'yı neden çok seviyoruz? Bir kişi yüzünden, bir kişinin gelme ihtimali yüzünden. O da Zlatan İbrahimovic. 5 skill, 5 sayfa ayak, 99'ı 99 şey. Bir Zlatan İbrahimovic kartını merakla bekliyorum. Hiçbir sızıntı yok ama bekliyorum. Sizler de bekliyorsunuzdur eminim. Yorumlara yazın bakalım kimler benim gibi düşünüyor. Şimdi seri haftası başladı, çok güzel. Fakat çok ilginç bir durum var. Birçok kişi bilmiyormuş bu durumu. Şöyle bir durum var. Geçen hafta gelen oyuncular bu haftada devam ediyor. Geçen hafta gelen oyuncular 2 haftalığına gelmişlerdi arkadaşlar. Ve bu sebepten dolayı bu hafta yeni oyuncular paketlere girmiyorlar. 150 oyuncunun hepsi aynı şekilde duruyor. Burada şunu söylemem gerekiyor sizlere. Yeni oyuncular paketlere girmedi. Büyük ihtimal haftaya shapeshifter'a vesaire girecek. Herkes bunu merak ediyor. Eski oyuncular çıkıyor diyor. Evet, eski oyuncular çıkacak. Bugün neler geldi? Bugün Barella geldi. SBC olarak bakacağız hemen. Tammy Abraham, Veretout ve Cornet görev kartları geldi. 90x7 geldi ve İtalya kupası geldi. Ve orada bir bug var galiba. Ondan bahsedeceğiz. Hızlı bir şekilde oyunculara gidelim. Barella'ya geçelim. Barella SBC'si biraz önce 170 kaydı ve şu anda 223K arkadaşlar. Bu ne demek? Fodder hayvan gibi yükseldi. Normalde cuma günleri Lightning Round yapardı EA ve bununla birlikte işte saat 8'de nadir oyuncu paketi gelirdi 100 bin tane. Saat 9'da Jumbo nadir oyuncu paketi, 10'da işte Ultimate paket vesaire, ıvır zıvır böyle giderdi. Böylece piyasaya oyuncu girerdi ve şu anda yok. Bu sebepten dolayı da eminim siz de benim gibisinizdir veya birçok insan gibi. Kulüpte 84 yok, 83 yok, 82 yok, 81 bile neredeyse bitti. Yani öyle olunca bu tarz SPC'leri yapmak çok zor oluyor. Kulüpteki 90-95 rating kart sayısı 81 rating kart sayısından fazla. Bu da fodder'ın uçmasına neden oluyor. Özellikle 82, 83 ve 84 ratingler çok çok yükseldi. Bunlar yükselttikçe de yukarıdaki kartları yükseltiyorlar. Barella'da durum bu maalesef. Normalde 150K belki 100K'lık bir kart ama fodder uçtuğu için 223K'ya geliyor. En son söyleyeceğimi en başta söyleyeyim. 10 numara... 10 üzerinden 9.9'luk bir kart. Neden 10'luk bir kart diye söyleyeceğim. Kesinlikle yapılır ve mükemmele yakın bir kart. Şimdi kart 5 skill, 5 sayfa ayak. Short and lean minus vücut tipine sahip. Yüksek çalışma oranı var ve 1.72 boyu var, 68 kilo. Yani kart ufak tefek bir kart ve çok çabuk çevik bir kart. Yani Pedri'den daha çevik bir kart. Insigne'yi andırıyor. Daha kuvvetlisi, onun birazcık daha büyüğü. Bu kart nerelerde oynar? Hemen söyleyelim. 8 numarayı oynar. 10 numarayı oynar, kanatları oynar ve ikincil forvet oynar. Neden 9 numara değil? Ufak tefek olması tek forvet oynamayı falan zorlaştırıyor oyunda. Çok camız gibi oyuncular var, defans oyuncuları, defansif oyuncular olduğu için. Ama oralarda bir ezilebilir belki. Kartı iki şekilde kullanabilirsiniz. Karta ya anchor vereceksiniz ve 8 numarada oynatacaksınız ki çok iyi bir kart orası için de. Full hız, full defans ve full fiziği olacak. Ya da Hulk vereceksiniz ve ofansif oynatacaksınız. Full hız, full shoot ve full fiziği olacak. Bu sebepten dolayı bence nerede oynatmak istiyorsanız onun kimya kartını vermeniz lazım. Bu kart çok çok iyi bir kart. Bellingham'dan falan çok daha üst düzey bir kart. Bakarsanız eğer burada 1754 like'a 29 dislike var. Herkes yapıyor şu anda. Herkes seviyor kartı da. Ve piyasadaki bütün defansif orta sahaları, merkez orta sahaların fiyatını düşürdü. 20-30K hepsi düştü. Düşmez dediklerimiz de düştü. Bellingham öldü. Yani böyle bir şey olamaz. Çok değerli bir kart. Oyundaki en iyi 8 numara olabilir. Pedri'den falan çok daha iyi, çok daha üst düzey bir kart. Bellingham'dan falan çok daha iyi bir kart. Fakat bu sene oyunda şöyle bir durum var. Oyunda eğer bir oyuncu çok çabuk çevikse güçsüz oluyor. Bu sene çok net. Geçen senelerde böyle değildi. Çabuk çevikliği olan kartların kuvveti olabiliyordu. Çok kuvvetli bir kartsa çabukluğu, çevikliği veya driplinginin sıkıntı oluyor. Bu kartın da tabii ki kuvveti birazcık sıkıntılı. Kendisinde solid player trait'i var. Bu daha kuvvetli olmasını, daha az yere düşmesine neden olacak. Ancak kartta maalesef finesse shot trait'i yok. Ve 91 uzaktan şut ve 93 falsosunun olması çok yardımcı olmuyor. Finesse shot'ının olmaması bence bir eksi. Ya finesse shot'ı olsaydı ya da buraları 99 yapsaydı çok daha iyi olurdu bana soracak olursanız. Yine de kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Bu kartın premium SBC olduğunu, yani hero gibi davrandığını, İtalya ligindeki herkese yeşil kimya verdiğini,
İtalya Ligi'ndeki İtalyanlara da hyperlink verdiğini, yani bir link verdiğinde bir değil iki tane kırmızı link alsa bile 10 kimya oynayabileceğini unutmamak lazım. Tammy Abraham, bunlar da premium olarak geldi. Tammy Abraham bir fiziksel santrafor. Daha önce gelen kartının hemen hemen aynısı. Upgrade'lenmiş versiyonu. O da 5 skill, o 5 skill 3 sayfa ayak. Bu 5 skill 4 sayfa ayak. High and Average Plus vücut tipi var. 1.96 boyu var. Yani fiziksel net bir oyuncu. Uzaktan şutlarını düşük vererek de burada zaten bir mesaj da veriyorlar. Ceza sahası, içi golcüsü, fizikli, yıkılmayan, kafa topu iyi vuran ama kötü driblingi olan bir forvet arıyorsanız buldunuz. Bu kart bedava, gayet güzel bir kart. Roma linklerinin olması da gayet iyi. Veretout kartı, bu kart tabii birazcık sıkıntılı bir kart. Bu kart defansif bir oyuncu ve buna rağmen medium çalışma oranı var. Veretout kartına baktığımızda 4 skill 5 sayfa ayak görüyoruz. 1.77-67 kilo ve average vücut tipi var. Kart direkt olarak ofansif oyuncu. Hızı, burada ben hiçbir footies kartına 85 hızı verdiler mi bilmiyorum. Yani bu kartta niye böyle yapmışlar anlamadım ama tipik olarak görev oyuncularına, bedava verdiği oyunculara mutlaka bir eksiklikle getiriyor iyi maalesef. Ya oyuncunun fiziği kötü oluyor, ya linkleri kötü oluyor, ya istatistiklerinde eksiklik oluyor. Ya da bayağı kötü oyuncu oluyor. Bu karta baktığımızda bitiriciliğin 82 olması, driplinginin çok çok yüksek olmaması, average vücut tipinde olduğunu unutmamak lazım. Yani kartın defansif olduğunu gösteriyor ama medium defansif orta saha 6 numara için çok uygun değil. Çünkü yeterli hareketlenmeyi yapmıyor buralarda. Kullananlar biliyorlar zaten. Ofansif pozisyonlarda çok problem yaratmıyor. Kanat, kem, forvette hiçbir sıkıntı yok. Ama 8 numarada da çok tercih edilmese de oynayabiliyor. Nkunku örneğinde olduğu gibi ama 6 numarada kesinlikle tavsiye etmiyorum. Bu birazcık tırt bir kart olmuş maalesef. Diğer gelen kart Cornet kartı. Cornet kartını baktığımız zaman bunun da işte hızında birazcık eksiklik, defansında birazcık eksiklik falan görüyoruz. Yani bir eksikliği var. Yayında sormuşlardı. Yani 8 numara oynar mı? 8 numarada oynayabilir. Yani öyle bir şey istiyorsanız. 4 skill 4 sayfa ayak. 1.79 boyu var. Ve lean vücut tipine sahip. Lean vücut tipinde olması daha çabuk çevik yapacak kartı. 1.79 boyunda olması, çok ufak tefek olmaması, çok çabuk yıkılmaması neden olacak. Ama yani çok sağlam bir oyuncu değil. Bunun yerine çevik bir oyuncu. Biraz önce anlattığım gibi kart çevikse gücünden birazcık alıyor. Ne kadar çevik o kadar güçsüz gibi düşünebiliriz. Genellikle böyle 99 gücü de olsa. Karta bence anchor vermek gerekiyor. Anchor verirsek her şeyini fullüyoruz neredeyse. Çok güzel bir kart oluyor. Ben beğendim. Elinizde biliyorsunuz Luis Diaz varsa yeşil link. Direkt Luis Diaz'la linkleyebiliyorsunuz veya Zaha kartıyla link yapabiliyor. Biliyorsunuz bu footies kartları birbirleriyle linklenebiliyor. Bu arada ne geldi? 90x7 footies geldi. 90x7'de altın oyuncu yok arkadaşlar. 90x7'de Batch 2'deki ikinci takımdan gelen oyunculardan 90 rating üstü oyuncu geliyor. Ve fakat burada gördüğünüz gibi %15 like'a %85 dislike almış. İnanılmaz pahalı. 437k. Yayında 3 tane açtık. Maalesef hepsi çok kötüydü. Buradan yalnızca ve yalnızca 98'lik, 99'luk iyi kartlardan birini çekerseniz veya o tarz bir kart çekerseniz arkasından bir şey gelebiliyor yani. Yani Mbappe'leri, Mane'leri çekebilirseniz bir mantığı var. Yani fodder yaratmak için hiç mantıklı değil. Bu paraya 10 tane o fodder'dan alabilirsiniz zaten. Ve maalesef kötü atıyor. Yapmanızı şu anda tavsiye etmiyorum ama EA her şeyi değiştirebilir. 1-2 gün içerisinde getirebileceği piklerle, upgrade şanslarıyla, paket şanslarıyla, paketlerle, paket SBC'leriyle her şeyi değiştirebilir. Bu neden bahsediyoruz? Paket şu anda altın oyuncu 81-82'leri yaratmak o kadar zor ki bu SBC 3 segmentten oluşuyor arkadaşlar. Özür diliyorum bunu anlatmadım herhalde. 85, 88 ve 89'luk 3 segmentten oluşuyor. Biz bunu acaba 87'lik bir kadro ister mi diye naifçe düşünmüştük. 85, 88 ve 89 istiyor. Aşırı pahalı. Bunu yaratabileceğimiz bir şey olmuş olsa sıkıntı olmazdı. Ama maalesef öyle bir şey yok. Ama ileriki günlerde gelebilir. Bu arada ne başladı? Arkadaşlar footies yaz takasları 2 başladı. Ve fakat çok kötü bir durum. 12 Ağustos'ta seçimler gelecek, takaslar gelecek. Yani sekmesi açılacak ve biz bu aldığımız, biriktirdiğimiz tokenleri kullanabileceğiz. Ve 29 Ağustos'a kadar devam edecek diyor. Geçen sefer de buna benzer bir şey olmuştu ve çok uzun sürmüştü.
Ya kimsenin bu kadar sabrı yok. Oyunun şu anki döneminde 12 gün boyunca grindleyip 12 gün sonra gelecek bir oyuncuyu alma veya 12 gün boyunca bize yeterini kadar, geçen sefer öyle olmuştu. 12 gün boyunca bize 25-26 tane token vermişti. Ondan sonra da 25 token vermişti. Biz 50 token almak için Ağustos'un sonunu beklememiz hoş olmayacak. Bana soracak olursanız. İkinci bir diğer şey, FuTees Cup geldi. Burada bir glitch var galiba, bir bug var galiba. FuTees Serie A kupası arkadaşlar. Burada FuTees Serie A kupasına gittiğimizde ne görüyoruz? Gördüğümüz şey şu. FuTees Serie A kupasında limit yok. Oynama limiti yok. Bu bir bug olabilir. Olmayabilir ama bug olabilir. 27 galibiyet istiyor. Elinizden geldiğince oynayabilirsiniz. Yarın 8'e kadar bence değişmez. 8'de eğer değişmezse de böyle kalır. Yarın akşam 8'e kadar değişmez. Değişmezse de böyle kalır. Kulüpler maksimum 3 istiyor. Maksimum 3 istiyor. Seri avcısı tam 11 istiyor ama burada da bir glitch var galiba. Mesela 2 kulüple yapmış birisi ve olmamış, kabul etmemiş oyun. 3 kulüp istemiş. Birisi 11, tam Serie A oyuncusu 11 diyor. 12, 13, 14. oyuncuları da Serie A yapmasına rağmen kabul etmiş. O yüzden siz gene bir deneyin bunları derim. Eğer ki hala bunları oynuyorsanız güzel bir geri dönüşü var. Evet, bugün çok şeyden bahsettik. Paketlerde eski oyuncular var. Yeni hiçbir oyuncu eklenmedi. Gelecek hafta büyük ihtimalle Shapeshifter kartları tekrar eklenecek. Barella muhteşem olmuş. Tammy Abraham fena değil. Veretout kötü. Cornet iyi bir kart olmuş. Ve 90x7'yi yapmanızı tavsiye etmiyorum. En azından şimdilik. Ve her gün yenilenecek bu ama bize net bir şekilde paket yaratmamız lazım. Elde paket yok. Bakalım neler olacak. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşürüz arkadaşlar.